Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketu. Melâiketu. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim. Kulür ruhu min emri rabbi. Sadakallahul azim. Şey, lübü dinleyelim Mustafa senden. Şey cümleyi okuyayım. Lüb, kışın zararına kuvvetleşir. Dünkü derse bir şey yapayım. İnce remizli bir meseledir. Sayfa 530. Burada 4 tane şey kullanılıyor. Buz-su ilişkisi 1. Buz-su ilişkisi 1. Yalnız fiziksel yapısı değişiyor. Surette değişiklik var. Temelde bir değişiklik yok. Merdivenin ikinci basamağı lüp kışır. Surete değişiklik olmakla beraber burada temel bir değişiklik var. Temeli etkileyen bir yöntem. 3. Lafız mana ilişkisi. Merdivenin üçüncü basamağı. Dördüncüsü ise ruh ceset. Bu tefekkür ve düşünme yöntemini sıralıyor. Bu sırayı takip edeceksin. Enfus seni doğru götürüyor. Enfus demek çok ilginçtir. İç alemimizde seyahat gibi gözükürken aslında aslına uruç ediyorsun. Orada oluyorsun. Neyi düşünürseniz oradasınız. Bir daha söyleyeyim. İnsan kainatın, şeceri hilkatın çekirdeği olduğundan başka bir şey söyleyeceğim. İnşallah gerisini söylemek istemiyorum. Tefekkür ederken enfusi burada bir yöntemden bahsediyor. Fiziksel, zahir, batınla alakası yok, cevherle yok. Bu su, bu zemin. Esma yoluyla musemayı bulursun. 2. Lüp dedik. Bu enfusi tefekkürle zannediyoruz ki kendi alemimizde alemimizi keşfedip orada kalıyoruz. Keşfettiğin şey hakikatinde oluyorsun. İç aleminde, çekirdekte yani ağacı hulasasında neyi keşfettinse, o neyin nüminesi bendeki? Mesela, hayalini doğru kullanmanın bedeli nedir? Alemi misala girmektir. Aklını doğru kullanmanın bedeli, lef-i mahfuza girmektir. Kalbini doğru kullanmanın bedeli, arşa girmektir. Ruhunu doğru kullanmanın bedeli, arş-ı azama girmektir. En iyi doğru kullanmanın bedeli fena fillah yöntemidir. İçine girmektir. Tamam. Neyi enfüs alemimizde çözdükse oradayız. Evet, lübü dinliyorum. Lüb hakkında bakayım neler yapıyoruz. Evet, lüb için mektubu şeyde, Mesnevi Nuriye'de şöyle bir tabir var. Mesnevi Nuriye sayfa 69. Tamam. İman insan ebediyete, cennete layık bir cevhere kalbeder, küfür ise ruhu, kalbi söndürür, zulmetler içinde bırakır. Çünkü iman kabuğunun içerisindeki lübü gösterir. İman? Kabuğun içerisindeki lübü gösterir. Yani imanın tarif ettiği yer, lüb. İmanın işaret ettiği yer. İmanın içinde diyor lübe. İmanın? İmanın içerisindeki lübü gösterir. Ha, imanın İman içinde kabuğunun içerisindeki lübü gösterir. İman kabuğun içindeki lübü gösteriyor. O zaman lüb cevherdir ve lüb gözükmez. Evet. Hiçbir zaman lüb ve cevherler gözükmezler. İmanın içerisindeki lüb öz. Onun için lübün bir manası akıl cevheridir. Cevheri akıldır. Tamam mı? Cevheri akıldır. İşte anlatmak istediğim şu. Tefekkür ettiğin şey, Allah'ım böyle kontrol etmek şey lazım ki sonra yanlış anlaşılıyor. Haşa.
Mesela aklı tefekkür ettiğin anda aklın melekelerinde hassasiyet kazanırken şu zan geliyor. Ben kendimdekileri melekeyi uyandırıyor. Meleke, meliklerim, maliklerim, malik olduğum meliklerim, cebredici güçlerim, Cebraillerim. Yani lef-i mahfuza giriyorsun. Ama bunun farkında değil işte. Bunun farkında değil. Ha şimdi devam et. İmanın içindeki şey. İman kabuğunun içerisindeki lübü gösterir. Küfür ise lüb ile kabuğu tefrik etmez. Ha, küfür ise cevher ile, öz ile, lüb ile kabuğu tefrik etmez. Mesela narı yer, içinde o narı yerken veya ne bileyim elmayı yerken çekirdeği nazara almaz. Misal. Küfür ise eşeği bir görür. Yani mana görmez. Mana ile suret, lafız ile mana aynı görür. Nasıl göremiyorsun abi küfür? Şimdi küfrün yapısında bu var. Bir insan öyle görmek istediği için öyle değil. Küfür göstermez, yapısı bozuk. Gözüm kapalı. Sen bana nasıl diyorsun ki? Nasıl görmüyorsun abi? Baksana, bak. Sen şimdi gözünü açıyorsun. Abi baksana diyorsun. Abi bak manzara var şuraya bak zeytinburnuna bak. Ben de şöyleyim. Allah Allah. Abiye hayret ediyorum sana. İşte bunun gibi küfür. Ne olmuş? İçsel yapısı yok. Ruhun dört özelliği vardır. Zihayattır. Zişuurdur. Kanun emr. Vücudu harici. Vücudu haricisidir. Yani ruhun dört hassasında zihayatı çalışıyor. Mide uçkurluğu çalışıyor. Kanun emrisi çalışıyor. Vücudu haricisi var, mahluk. Zil şuur yönü çalışmıyor. O sistem bozulduğu için çekirdekle kışrı, lüp ile yani öz ile cevher, lüp, öz, cevher ile aynıdır. Diş derken kışır nedir biliyor musunuz kışır? Lübün sıfatıdır. Portakal kabuğu gibi kabul etmeyin. Tamam portakal kabuğu da portakal çekirdeğinin sıfatıdır. Sıfatlardır, esmalardır. Kışır sıfattır, sıfat. Nakış da diyebiliriz mi kışına? Yani ama işlendiği zaman. Yani dişe vuruş. Ne zaman? Bu mevcudat esmaya ayna mıdır? Evet. Bir daha söylüyorum. Bu mevcudat esmaya aynadır. Esma gözüküyor aynada. O zaman ayna nedir? Esmaya mı, esmanın cilvesine mi? Esmanın cilvesine. O zaman bu nedir? Sıfattır. Ha, o zaman nakış deyince o zaman işlenirse nakış olur. İşlenmese sıfat olur. Mesela şualarda diyor ki şualarda sen benim şualarımı getirir misin? Aferin yapma ya. Şualar getirdim ha. Bak. Allah razı olsun. Uyanık adamlarla ders yapmak insana keyif veriyor. Ben de heyecanlanıyorum. Muhatap oldu mu bana keyif veriyor. İnanın ya. Bak bir yer göstereceğim. Çok bu noktada sen ne dedin de bunu açacaktım? Sıfat nakış. Bak şurayı çözelim. Yani hemen çözülür şimdi. Burayı çok soruyorlar benim kardeşlerim. Benim cilt yaptırdığım için bu kitabı bana zor açılıyor. Sevgili kardeşlerim. Ha bak sayfa 656. Yani, kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Çok dehşet orası. Kudretin vücudu ama kim Allah'ın kudretini kimse görmüyor. Bak, kudretin vücudu kainatın vücudundan daha ziyade katidir. Belki bütün mahlukat her biri hem beraber o kudretin mücessem kelimatıdır. Onun aynelakin vücudunu gösterir. Onun mevsufu olan kadiri mutlaka adetlerince şehadetler ederler. Yani kudret asıldır. Cevherdir, yapıdır, hareketlendir. Bu ise kainat oynaktır, hareketlenendir, sıfattır, dışa vuruştur. Yani desem ki, mutfak kaçıncı kattaydı? Üç. Balık pişti, koku yukarı geldi.
Bu balığın sıfatıdır. Balık kendisi özdür, kabul edelim. Şimdi ben desem ki... Koku balık değil yani. Koku balık değil çünkü ekmeğin içine bu kokuyu koyamazsınız, yiyemezsiniz. Ben size desem ki şu kokuyu alıyor musunuz? Alıyorsunuz kesin. Ama balık gayb. Bu kokudan daha kesindir vücudu. Koku, balığın vücudu kokudan daha kesindir. Ne demek? Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü kokunun kayyumudur. Kokuyu dışa vurandır. Kokuyu ortaya çıkarandır. O zaman bu kainat dışa vuruştur. Kudretin kainat diyor şey, kudretin vücudu kainatın vücudundan daha kesindir. Çünkü niye? Balığın vücudu kokudan daha kesindir. Çünkü balığı ortadan kaldırırsanız koku denen bir şey kalmaz. Su gözükmez. Buz gözüküyor. Ama diyorum ki sudan maksat kudret olsa, buzdan maksat kainat olsa, bak bu buz duramaz, sudur kardeşim. Nerede biliyorsun? Al suyunu. Kim kaldı? Kainattan daha zahirdir kudret. Kudreti çıkar, kainat yok olur. Peki o zaman kainatta sen oluyorsan ne oluyorsun abi? Nasıl? Kainatta insan ya. İnsan işte. Kudretin vücut haricisi ya. Ama ben olan ben değilim tabii o. Ben olan ben kainatın arkasındayım. Ha, işte devam et şimdi. Devam ediyor işte cümle. Küfür ise lüb ile kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen lüb bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. Yani kafir örten demektir. Araplar çiftçiye kafir derler. Bir eyalette öyle derler. Tohumları örten, cevheri örten. Kafir lüb ile cevher ile kabuğu aynı görür. Yani bu kainata bakar, onun için zaten kafirdir. Zahirde kaldığı için. Bak efendim. Tabiatı putlaştırması. Putlaştırması bundan kaynaklanıyor tabiatı. Yani çünkü bu budur, bunun arkası yoktur. Bu budur yani her şey budur. Her şey budur. Onun için vahdet-i vücutçulara benziyor. Vahdet-i vücutçular Allah adına mahlukatı inkar ediyorlar. Her şey sıfatın kendisidir. Şeyler de ise, tabiat perestler ise tabiat hesabını Allah'a inkar ediyorlar. Her şey budur. Aynı şeye her şey budur diyor. Vahdet-i vücutta da kainata budur diyor. Ateistler de ama aralarında o kadar mesafe var ki gözükmemiş bir şey. Ama aynı şey hakkında konuştukları için birbirine benzemiş olmuşlar. Evet, kafir çekirdeği örttüğü için çekirdekle kabuğu aynı görür. Cevher görmez. Niçin görmez? Cevherliği yok. Ben amayım. Peki bir de cevherin şeyi var sana bir. Cevheri bozmak vardır. Hani diyor bedbaht ruhunu, bu ruhunu bozup bu dünyana geçecek diyor. Yani. Evet. Cevher özdür yani. Lüp ise onun şeyidir. Cevherin sıfatıdır. İçerisindeki yapıdır. Yani lüp cevher değildir. Cevherdendir. Cevher daha merkezdedir. Yani inkarla örtülüyor. Peki bozulmak nasıl oluyor? Cevher nasıl bozuluyor? Şimdi şöyle oluyor. Şimdi çekirdeği düşün. İğneyi batırdın. O çekirdekten ağaç çıkar mı? Ağacı bozdun işte. Bir iğne batırma ile ağacı bozdun. Görmeyince, yani o istidat, o şeyi, ruh çekirdeğini imanın ziyası ile, yani güneşin, bak bir çekirdeğin vücudu ortaya ağaç olabilmesi için, gençler hoş geldiniz, yeni fark ettim. Bir çekirdeğin ağaç olabilmesi için güneş lazım, hava lazım, toprak lazım, zemin olan su lazım. Güneşe şey misali veriyor, imanın ziyası ile. Cevheri inkişaf edebilmesi için. Bak kafirin nesi yok. Havaya, şeye, suya, İslamiyet suyuyla diyor. İman nuruyla. İman nuruyla. Yok. İmanın ziyasıyla. İslamiyet suyuyla. İman nuru diyor imana. Ziya demiyor. Ziyadır. İman ziyası. İman nuru. İmanın ziyasıyla. Ziyasıyla. İslamiyet suyuyla. Ubudiyet toprağı altında evamini Kur'an'a imtisal edilirse o dar olan cevherlikten mahlukiyet sıfatlanıyor. Oku bakayım.
sol tarafta paragraf, ikinci paragraf. Birinci mi bastı mı? 322. 322. Aferin Osman, ezberlemiş. Bir üstte, orası. İmanın ziyası. İmanın ziyası, evet. İmanın ziyası. Olmaz nur çünkü orada. Mesnevi değil mi acaba? Yürü. Niye olmaz biliyor musun? Niyesi ezberde yapmayalım bak. Niyesi olmaz? Nur ile ziya. Yani kelime kelime çalışmanızı söylüyorum ki her derste kullanacaksın. Abi nereden çıkarıyoruz? Bir cümle okuyorsun, bir saat anlatıyorsun. Ama kusura bakma, ben cevher hakkında saatlerimi verdim, aylar verdim. Ziya ile nur arasında günlerimi verdim, aylarımı verdim. Elbette ki orada sokacağım, kullanacağım onu. Kullanmak için zaten çalıştım. Ziya ile nuru söylüyorum. Vaşşamse ziya vel kamera nura barla da geçiyor. Ziyayı kamere, şemse, nuru kamere nispet ediliyor. Ziya ceverdir, kaynaktır. Nur o bir yere yansıdıktan sonra ortaya çıkandır. Yani güneşten ziya gelir, kamere vurur, kamer bize o ziyayı dönüştürür. Nur olarak gelir. Vel kamera nura. Onun için ziya nur değildir. Ziyanın içerisinde foton, güneş tanecikleri, ısı, ışık, renk, ultraviyol ışınları, dalga boyları, nur, hepsi var. Nur var. Hatta o fotonun içerisinde nur olmakla beraber nurun derecesi olduğu için zulmet var. Zulmet olmasa nurun derecesi olmaz. Zulmet de var. Ziyanın içinde zulmet de var. Nurda yok ama. Onun için İmanın içerisi çok zengindir. İçerisi Allah'tır. Ve iman mahluktur, hakikati. Bu tarafı hakikattir, mahluk. Onun için imanın ziyasıyla, imanın nuruyla olmaz. Matematiktir. Nur iman tabiri. Şimdi tercüme edenler ne yapardı? Alt üst ederdi. Nur iman tabiri başka yerlerde var ama. Sana. Var. O imanı, bak şimdi burada çok ilginçtir. İki tane iman tabiri kullanılıyor külliyattan. Bir takkeli, takkeli iyi, bir takkesiz. Bak farkı söyleyeyim. Şuur-u imani. Tamam. Takke koyarsanız imanın bize yaptırdığı kazanımlar değil, imanın içi demektir ziya. İmanın içerisi. Şuur-u imani iyi koyarsan, nokta koyarsan, İmanın bize kazandırdığı sıfatlar, hangi günahlardan bizi alıkoydu, hangisini haram dedik, namaz kıldık mı, oruç tuttuk mu? İmanın bize yaptığı tesir, o noktadır. Bizi noktalar. Şuuru imani apostrof koyarsan, bizim bu sıfatımız değil, imanın mahiyeti tarafı. Mahluk değil o. İmanın içi var. İman çocuk gibi büyür, küçülür, azalır, çoğalır, gelir gider eyvallah der, gelir selam çakar. İman akıllıdır, şuurludur, tanır seni hakanım. Biraz şu heyecanlanıyorum çünkü çok zevkli, çok girmişim bu şeylere. İman şuurludur, şuurlu. İmanın içine girmekten bahsediyor. Ne demek biliyor musun imanın içine? İçinin içine girmek. Mesela bak oturuyorum, birisini hayal ettim. Vay hani zalim falan, gada falan, kızmıyor mu? O enerji çıktı mı? O enerji, haset, kıskançlık, adavet, öfke içimde yok muydu? Onu tefekkür ederek dışarıya çıkmadım. İçimin içine giriyor. İman da böyle. Ve imana intisap tabirini kullanıyor. Evet, imana intisap. Çünkü selamun aleyküm, aleyküm selam kardeş, nasılsın? Tokalaşıyoruz imanla. Şeyle yani İman sahne, için... sahne cüccelere intisap diyor. Sahne evet, cüccelere. O şimdi şey yapıyor. Kardeşim nasılsın, iyiyim. Sen nasılsın, ben deyim. Sen kimsin? Ben imanım. Kimsin sen? Allah'ın zatının nurundanım. Ziyayım yani. Nur değilim. Şems-i ziya, nur da Allah'a ziya gibi. Beni tanıştırsana. İman Allah bizi tanıştırıyor. Şuur-u imani ile, noktalı ile imanın içine giriyoruz. Takkeli imanla İsmail'e giriyoruz. İslamiyetin mahz ve lübünü terk ederek. Kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Mesela bugünü anlatıyor. Mesela imanı anlatan insan, İslamiyet'i anlatan zahirine, yani usta diyor ki ben dediğim için kabul etme, lübüne bak. Yani mizanı şeriatla tart, ölç. Benim söylediğim hocam, alimim, şeyhim, bilmem neyim, şuyum buyum, uçum. Eğer ben İslam'ın zahirisine bakarsam şunu diyeceksiniz. Demek zorundasınız. Abinin hikmeti vardı.
hocanın dediyse bu hoca, hikmeti vardır. Ama aram, olsun canım aram. Lübbünü bilmiyorum ki, lübbünü kale almıyorum ki. Allah benim için, İslamiyet benim için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Hasan abi çok şey ifade ediyor bana. Tamam mı? Allah Resulü bile ona tapılmıyor ki. Allah'a tanıştırıyor. Sana nurları tanıttı, İslamiyet'i tanıttırdı yani. İslamiyet'in kaynağı mı? İşte lübbünü kaybettiğimiz için kışına bakarak aldandık. Burada da cik bir şey diyor. Lübü bulamayan kışır ile meşgul olur. Lübü bulamayan kışır ile meşgul olur. Adama ne kadar lübden bahsederseniz ediniz umrunda değil adamın. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Bak hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi görmeyen. Sırat-ı müstakimi göremeyen. İfrat ve tefrite düşer. İfrat ve tefrite düşer. İfrat ve tefrit. Peki bir dakika. İfrat şeytanlıktır, tefrit nefse emareliktir. Vasat sünnet-i seniyedir. Kendini bırakmaktır, başka şeyi yaşamaktır. Yani kendini yok bilmek demek, kendini yaşamayıp sünneti yaşamak. Sen yoksun. O vasattır. Bu lübü bulamayan ifrat ve tefrite sapar. İfrat şeytanlıktır. Bak kullanıyoruz işte. Her hissin ifratı şeytanlıktır. Her hissin tefriti nefse emareliktir. Şeyde ifrat ve tefrit için birine zulüm, birine de zulümat diyor. Evet, bu zulmeder. Bu zulümata düşer. İfrat değil mi? Zulüm. İfrat zulme diyor. Yani dahilden harice başkasına. Evet. Mesela diyelim ki öfkenin, öfke Allah nimet olarak verdi. Allah Resulü'nün anlık bu parmak kadar giriliyormuş. Nasıl oluyorsa. Kafir deyince sinirleniyor. Abi ne sinirleniyorsun? Nasıl sinirlenmeyeyim ya? Allah Resulü sinirlenmiş, tamam. Şimdi öfkenin ifratı karşıyı tahrip eder, zulmeder. Ama bak öfke var böyle adam kendi kendini yer, enfusinesine zulümatta kalır. Karanlığa kalandır. Kendisi. Zulmeden ise ben seni zulümata atıyor. İfratı bu, tefriti bu. Onun için şahsi hukuk, umumi hukuk. Bilmeyen ya ifrata sapar ya tefritte olur. Bu da Peygamberimiz fes takım kemal mirta eti için beni ihtiyarlattır diyor. Evet. Ya istikamette ol diyor. Allah diyor ya. Allah kime diyor? Allah diyor ki ben sana diyor demeseydim sen dahi o nur ani o miraç yapan zata diyor Allah. Sen dahi münafı tanımazdın diyor. Ağrıma gidiyor biraz ha. Tövbe estağfurullah şöyle. Yani çok acayibime gidiyor. Yani korkuyorum ağrıma gidiyor. Ağır geliyor bana. Sen dahi münafı tanımazdın. Ben sana demeseydim. Peki ne yapacağız biz? İfrat tefritten masum kalarak hattı vasat bulmak için azade olmak. İfrat tefritten azade olan hattı vasat bulmak için biz sarılacağız buna. Böyle. Lüb nedir deyince bak külliyattan izah ediyorsun diye. Cümran devamında iman eder. Ne diyor? Sırat-ı müstakimi görmeyen ifrat tefrite düşer, muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Muvazenesiz olan, öyle mi dedi? Bir dakika. Ve mizansız. Mizansız olan. Bak, muvazene ve mizansız. Kantar ve metresiz. Sayfa kaçtı maklumat? 49. 49. Bak, külliyattan ana maksat nedir? Muhakemattadır. Muhakemat ne verir bize? Muhakeme. Bir elimize vezin verir, kantar verir, metre verir. Ben size hulasa ettim koca muhakematı. Elinize kantar ve metre verir. İçimizde birine olanlar... Birine Hasan abi. He? Birine. Yani. Birisi şudur. Enfusidir, birisi afaktır. Birisi imandır, birisi İslamiyettir. Eyleme dönüştürürsek birisi ölçeceksin, birisi tartacaksın. Yani hangisi akıl, hangisi davranış... Hangisi akla bakıyor, hangisi kalbe bakıyor? Yani eylem itibariyle ölçmek... Yok, muvazene ile mizan. Muvazene vezinden geliyor, ölçmek. Nizam ise enfuse bakıyor. Yani sistemin bütünlüğü. Yani insan aklına mı bakıyor, aklın muvazene? Mizanlar... Ha, başka biri de muvazene ile muhakeme geçer. Muhakeme, muvazene, vezin... Eylemde geçiyor. Sünnet-i seniye olarak geçer. Muvazene. Muhakeme ise o eylemi yapacak kişinin doğru düşünmesi. Yani dimağın bütünlüğü. Fikir değil. Tahayyül, tasavvuf. En güzel akıllı kimdir? Adam aklı vardır. Hakikaten devdir. Einstein'dir ama kafirdir. Bir işe yaramadı.
Muhakemeli olmak için tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam. Yani dimağın yedi mertebesini ne kadar bütüne getirebilirsen o adam o nispette muhakemeli olur. Tahayyül iyi çalışır, değeri yok olmadan. Tasavvur. Onun için kadınların en çok tuzağı tahayyüldür. Tahayyülünden batıla gidiyorlar. Yani batıyorlar. Erkekler ise tasavvurla batıyor. Ondan sonra peki ne yapacağız? Bütüne ne kadar getirirse muhakeme o kadar oluyor. O zaman bir geçiyorsun. Sonra lüp okuyoruz arkadaşlar. Neyi okuyoruz biliyor musun? 530 sözlerde lüp kışın zararına kuvvetleşir. Yani lübü tanıyacağız ki kışır onun dışa vuruşudur. Yani lüp kışın zararına kuvvetleşir. Lübü kuvvetleştirmemiz lazım. Burada yöntem anlatıyor. Dört basamaktan bahsediyor. Dört kitap. Başka? Sırtında dört çanta vardı hani askerin. Birinci sözde. Birinci söz müydü? Sekizinci mi? Üçüncü söz müydü? Üçüncü söz. Hep karıştırıyorum. Hani sırtında bir çanta vardı adamın. İşte o dört yöntem, dört kıyelik silah varmış orada. Miri malından. Bu işte. Bu biraz içi tabii. Dile-i şeriyedi, zahidi. Bu düşünce yöntemi. Buz, lüp, lafız, ruh. Buz su, lüp kışır, lafız mana, ruh ceset. Yöntem yani. 1, 2, 3, 4 Tak tak tak. Ondan sonra çıkıyoruz. Evet. Mektubat da var Hasan abi. Dinliyorum. Ya köy çok keyifli dersler de böyle. Enfus derstir bu. Enfus. Seyahat ediyorsun. Dedim ya, seyahat ettin zannediyorsun, burada ediyorsun. Lezzetli bir nimeti insan yese... Bir dakika bir söyle. Lezzetli bir nimeti insan yese... Tamam. Eğer şükür etse o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevi bir meyveyi cennet olur. Verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifatı rahmetin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daim bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lüpleri ve hulasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip maddi ve sufli posa ve kışrı yani vazifesini bitiren lüzumsuz kalan maddeleri fuzuliyata fuzuliyat olup aslına yani anasını inkılap etmeye gidiyor. Demek ki lezzet lüp diyor değil mi? Bu gibi lüpleri. Şükür. Şükür yani. Şüküre lüp diyor. Lezzet, mesela kışıra göre, elmaya göre lezzet lüptür. Nimete göre insan onu kazandıktan sonra o içerisini alıyor, meyvenin içine alıyor yediğini. Şükür. Şükür de lüp oluyor. O zaman makamı nedir lübün? Şuunat-ı zatiyedir. Şuunat-ı zatiye neydi en merkezde? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i mukaddese, şefk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese. Bir de memnuniyet mukaddese. Buraya gel. Lezzeti gelmek için. Sonra memnuniyet, sonra iftihar. O lezzet, bak, lezzetten şükre geçti. O kadar merkeze taşıdı ki lübü. Şükür lüptür, lezzet kışır. Veya lezzet lüptür, nerede duruyorsan, elmanın kendisi kışırdır. Yani durduğunuz yere göre değişiyor. Terakkine göre. Yukarıdan aşağı ineyim. Şükür lüptür, lezzet kışırdır. Yani lezzetten elde edilendir lüp. O zaman lüp var olandan elde sana yaptı mesela. Bilgi kışırdır, ondan elde edilen fayda lüptür. İlim kışırdır, ondan sana elde ettiğin, hayatına dönüştürdüğün şey lüptür. Şimdi şükür lüptür, lezzet kışırdır. Lezzet lüptür, zevk kışırdır. Zevk lüptür, elmanın kendisi kışırdır. Elma lüptür, işte topraklar kışırdır. Yani böyle iniyor ama şükür bak lüp diyor. Şu. Peki o zaman şöyle diyeyim. Sende uyandırıyor ya o lezzet. Böyle elmayı yedin, her türlü lezzet düşün. Ondan sonra sende bir memnuniyet ifade ediliyor.
Aşağıda yukarıya git o şunatı zatiye. Memnuniyetin üstü neydi? Lezzetti. Memnun oldun, lezzet oldu. Lezzet olunca sende surur oldu. Surur olunca sende şefk oldu. Şefk olunca sende Allah'a karşı muhabbet oldu. Ondan sonra Allah'a karşı bir aşe oldu. Şefkat, yani hakikatına doğru bir şefkat aslına. Onun için çocuk ne anasına gider? Anaya gitmiyor. Kaynak şefkatine gidiyor. Şefkatin kaynağına gidiyor. Ama bu yolda geçiyor. Allah'a gitmek için anadan geçiliyor. Yani çocuk anasına kaçması sığınağından dışında şefkat, şefkat en celbedici merkezdir. Şunatın en merkezi şu şefkattır. Ondan daha merkez yok. Şefkat, çık dışarıya muhabbet. Çık dışarıya şefk. Çık dışarıya surur. Çık dışarıya lezzet. Çık dışarıya memnuniyet. Çık dışarıya iftihar. Sana bir lezzet ile zevk arasındaki fark ne? Ha, zevk, lezzet daha merkezdedir. Lezzet. Zevk ise... Yani lezzet insanın neresine bakıyor, zevk insanın neresine bakıyor? Ha, şöyle diyeyim. Zevk hislere bakar. Lezzet ise latifelere bakar. Lezzet-i mukaddese diyor. Zevk-i mukaddese demiyor. Şunat-ı zatiye var ya, 24. mektupta. Allah bu kainatı niye yarattığını şey yapıyor. Yani zevk lezzet sonra mıdır? Tabii mi? Daha merkezdedir. Lüptür yani. Yani lüp lezzettir. Kışır zevktir. Zevk hisse bakar. Sırayla gideyim. Duygu. Gir içeriye. His. Gir içeriye. Latife. Gir içeriye. Onların sultanı Latife-i Rabbaniye. Peki lezzet mahluk mudur? Lezzet mahluktur. Nasıl mahluk? Çünkü iman da mahluktur. Yani vücut haricisi var. Ruhla hissedilmiyor mu? Ruh mahluk ise ruhla hissedilen mahluk olmaz mı? Peki sana bir lezzet, lezzet mukaddesinin tecellisi değil mi? Aa, o zat. O zat kaynağı itibariyle anlatıyor. Allah anlatıyor zaten. Mezun olmadığımız, anlatmaya da şeyimiz olmadığı bir lezzet mukaddesesi var, bilemiyorum. Ama bendeki cilvesi, cilve ondan geldi diye vacip değil benimkisi. Ondan geldiği için ona işaret ediyor. Bende bir latifedir o. Mesela Allah'ın basar sıfatı, basar sıfatı mahluk mudur? Ama oradan gelmiş. Göz mahluktur. Yani insanda hani lezzet alma kabiliyetine sahip olup fakat o tecelliyle yani oluyor. O kabiliyetin keşif ediyor yani lezzet aldım diye. Bak Mustafa, ruh mahluk ya. Evet. Ruh mahluk. Ruhun içindeki her şey mahluktur. Hemen diyeceksin ki abi ene ruhun içinde değil mi? Hayır. Ama ruhun şeyi var diyorum. Mahiyeti ve... Ha, ruh dedim yani. Cevher-i ruh demedim. Cevher-i ruh olursa mahluk değil. Cevher-i ruh bir çekirdektir ağacın gibi. Ona dört özellik takmış. Zihayattır, zihşuurdur, kanunem, vücud harici. Bunlar taktıktan sonra bir glaf-i latif, bir bedeni misali giydirdi. Bu mahluk oldu. Ondan sonra gitti hayata koydu, cesede koydu. Ruh mahluktur. Ruhun içerisi, kendisi mahluk olursa, içerisi de, içerisindeki her şey mahluk olur. Ene ruhun içinde değil, dışında değil. Evvel değil, ahir değil, zahir değil, batın değil. Belirlenişi yoktur, yeri mekanı yoktur. Mekansız mekan, zamansız zaman, bunu karıştırmayın. Enaniyet ayrı, firist olması. Mekansız mekan, zamansız zaman, hakikatsız hakikat, mahiyetsiz mahiyet, sıfatsız sıfat. Ne dersen işte. Ruh mahluktur, mahluktur ama cevher-i ritiba, cevher-i ruh mahluk değil. O zaman ruhun içerisindeki lezzet, lezzet-i mukaddesi değil bizimkisi, ona karıştırma. Bizdeki lezzet-i mukaddesi, memnuniyet-i mukaddesi, şefk-i mukaddesi değil. Bizdeki lezzettir, şeftir, muhabbettir. Mahluk yönüdür. Mesela şöyle düşün, güneşten ziya gelmiyor mu? Evet. Ama aydan bize nur geliyor. Yani nur ziya değildir. Ama ziyadan geliyor. İşte dördüncü adada şu diyor. Yani insan diyor vazifedarlık itibariyle ve aynalık cihetiyle şahit ve meşhuttur diyor. Evet. İnsan burada yani... Hem şahittir hem şahit olduğuna yaşıyor. Hem meşhuttur. Meşhuttur. Şuhut ehlidir. Peki bu tecelliyatlara yani memnuniyet mukaddesi, lezzet mukaddesi gibi şeyler... Şahittir. Neyle şahit oluyorsun? Sendeki nüminelerle. Dedim ya biraz dercinin başında. Oraya geldin işte. Yani o mahluk olan hissiyatlarında mı? Tabii mesela bende şefkat var.
Nereye götürüyor beni? Şefkat-ı Mukaddese'ye götürüyor beni. Bendeki bana verilendir. Esma'nın Esma yoluyla Musema'yı bulursun. Yani eşyada gözüken, mahlukatta gözüken cilve, cemal, nakış, üç tane diyor. Cilve, cemal, nakışları ile cilve, cemal, nakışları ile mahluktur. Hatta imana kuvvet diyor. Değil mi? İman bir nurdur, bir kuvvettir. Kuvvet diyen kuvvet bizim. Ha? Ama Allah'ın zatından gelmiş. Şöyle diyeyim. Bu masayı yapan, masadan önce olduğu gibi masaya da benzemez. Bizde konulan özellikler de aslımızdan haber verir ama aslımız değildir. Balık kokusu balıktan haber verir ama ömründe hiç hayatta balık görmeyen balık kokusuyla balığı hayal edebilir mi? Hiç ömründe balık görmemiş. Bazılar anlarda diyor ki abi sen Hollanda'da olman lazım orada diyor. Niye ya abi balıktan çok misal veriyorsun. Oralar hepsi de. Şimdi balık kokusunu aldın. Nasıldır hiç ömrünü görmedin. Ha bizdeki marifetullah ile Allah'ı böyle oluyor. Yani şöyle bir bütün diyor şefkat diyor. Yani validenin şefkati rahmetiyle bir cilvesidir. Cilve, cemal nakşidir. Allah'ın mesela şefkat şeyden geliyor. Mahlukattaki şefkat acıma, rahimden geliyor. Rahim ismi aynı darlığı var. Evet. Yani insanın kendi zatında yoktur o şefkat. Ha şehvet Rahman'dan geliyor, onu karıştırmayın diye düşündüm. Fakat insanda verilen işte o numuneler, kabiliyetler, hissiyatlarla beraber onu mu algılıyor sana bu şefkatler? Onu, ona aynı adamı. Yani insanın kendi zatından geliyor, bir tecelli yap Cenab-ı Hak. Yok, burada hiçbirisi benim değil. Bak bu gömlek ben giymişim. Buna ben diyebilir miyim? Benim gömleğim, benim atletim, benim bedenim, benim vücudum kaldırmaz. Benim aklım, benim kalemim der gibi. Benim aklım, benim ruhum çok sıkılıyor. Benim ruhum kaldırmıyor. Ruhum ağır geldi ya, benim ruhum. Ha benim ruhum, ben diyen ruh değil demek. Sen arkada, o ben olan ben odur. Allah da öyle diyor, Kur'an'da geçiyor. Yani Musa Aleyhisselam sormuş, ya Rabbi seni soruyorlar kullarına. Ne diyeyim sen, kimsin? Allah tarif ediyor kendisi. Ben Allah'ım diyor. En Allah. Kur'an'da da en Allah diye geçiyor. Ben Allah'ım. Peki ben deyin ki Hasan abi. Ben dediğimiz o şey var ya, o enedir. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın mecul var ya, mecul. Bütün kainatın çekirdeği. Evvelü ma halakallahu nuru, benim nurum yaratıldı. O nur, o meculdur, mahluk değildir. Onun bir timsalidir bizdeki. Yani tecelliyat mı diyeceğiz? Bunu? Tecelliyat demeyeceğiz. Timsali diyeceksin. Tecelliyat dediğin mahluklaşıyor. Timsal. Yani şu ayna ruhtur. Şey cam de cam. Camdan güneş geçti. Gölge olur mu? Olmaz. Camın boyayı alalım. Boya, siyah boya atalım. Güneş geçemez, gölge düşer. Bu dünyadır. O siyah, camın siyası nefistir. Camı ayna yapan siyah, onun için ruhtan nefsi kaldırırsan cevherleşir. Cam gibi olur. O zaman bu ayna ruhtur. Aynayı ayna yapan arkasındaki siyah nefistir. Güneş vurduğu zaman aşağı düşen gölge dünyadır. Burada gözüken güneş şems-i ezelidir. Eğer nur-u Muhammed'i, şems-i ezeli, şu güneş gözüküyor. Güneşin hasiyetine sahip ama güneş değil. Aynı değil, gayrı de değil. O zaman buna timsali vücut denilir. Resul nur-u Muhammed'i ise, nur-u Muhammed'i güneş gibi düşün. Bu ayna da sensin, aynayı kuşatan, kaplayan, hem burada hem her tarafta gözüken, hem buraları vuruyor, hem buraya vuruyor güneş. İşte ruhta gözüken güneş, ama güneş değil, ayna da değil, mahluk da değil, ama güneşin hasiyetine sahip. O zaman nur-u Muhammedi, ruhta gözüken nur-u Muhammedi aynısıdır, gayrisi de değil. O zaman bu cihette biz kainatın arkasındayız. Kulu vallahi ahad küllehu kufuven ahad. Çekil ağacın kökündeki çekirdek ağaç meyve. Meyve insandır. Meyvenin içindeki çekirdek ağacın başındaki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısıdır. İşte ağacın kökündeki çekirdek nur-u Muhammed'idir. Ağaç değildir yani mahluk değil.
Ağaç şeceri hilkattır, ağaçtır, arşazam, lef-i mahfuz, Cebrail. Meyve ise hepsini hulasası olan insandır. Ama insanın içinde bir hakikat var ki bu kainattan öncedir. O da çekirdek. Ona bu çekirdeğin timsalidir. Timsalidir. Şu meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısıdır. İşte biz aslımız odur. O asıl cihetiyle kendini kainatın arkasına taşınıyorsun. Kendini kainatın arkasına taşınıyorsun. Taşınan insan artık cenneti gaye hayal yapamaz. Cenneti hedef yapamaz. Çünkü kainatın arkasına geçti. Cenneti neyisin? Artık uçakla, Mercedes'le gidiyor. Hacı Murat'a biner mi? Cennet istemez kardeşim. İsteyene ver onu diyor. Ben arkadayım diyor. Ben koydum zaten arkama diyor. İnsan kendi kıymetini bilmiyor. Lüpten bahsediyoruz arkadaşlar. Biraz şeyli gibi deli dülü geçiyor derse ama. Lüpten bahsediyoruz böyle. Kaportadan bahsetmiyorum. Lüp kışın zararına kuvvetleşir. Ceverdir. Lüp gözükmez. Kışır sıfattır. Ne kadar lübe geçerse, mesela Japonlar yapmış, Almanlar yapmış, sonra Çinlilere satmış onu. Tren mesela rayın üzerinde gibi gözükürken, raya temas etmiyor, elektronlarıyla hareket ettiği için saatte 900 kilometrede gidiyor tren. Elektronlar, yere yapışmıyor, sürtünme yok. Ama belirli bir şey var tabi var. İşte bu ne yaptı lüp? Lübe yaklaştı, elektron dünyasına yaklaştı. Sonra atom altına inerse. O zaman bakın, lüp kışır hesabına kuvvetleşiyor veya zayıfleşiyor. Tren ve ray kışırdır. Elektron dünyası hem trenin elektronu hem rayın elektronu ortaya çıkıyor. Lüp hakim. O zaman tren basit oluyor. Tren gözükmüyor. Vay be, havada gidiyor. Hiç kimse treni görmüyor. Gidene bakmıyor. Nasıl gitmiyor? Lüple herkes meşgul. Biraz lüp alalım. O zaman lübü, yani inkişafına, lübü beslemeye o nispetten, mi geldik dünyaya? O nispetten cesedine takılmıyorsun, yaşına takılmıyorsun. Arkadaşım, lübünü güçlendirirsen yaşın, dünyan, kadındır, erkektir, yaşlıyım, efendim cehennemliyim, cennetim, böyle bir derdin kalmıyor. Sırf Allah. İman. Lüb imanın sıfatı ya, şey içi ya. Lüb öyle dedi ya, imanın içi. O zaman imanın içine girdikten sonra ne cennet kalır sende, ne cehennem derdi kalır ya. Öyle bir şey olmaz artık. Öyle bir şey olmaz yani. İmanın içine giriyorsun yani. Ne cennet, cehennem. Kışır o dış taraf. O zaman lübünü güçlendirirse ne kadın kalır? Kadın erkeklik sıfattır. Dış taraftır. Gitti geldi. 60 sene yaşadım. 40 sene oldu. Kanser oldum. Topal oldum. Kör oldum. Böyle bir şey olmaz. Onun için bunlardan kurtulmak isteyen lübbe taşınacak. Merkez öze taşınırsan, evet. Abi yani kışına sıfat dediniz ya. Ne dedim abi? Sıfat dediniz abi. Evet. Esma nasıl olacak abi o zaman? Kışından sonrası mı var? Tabii canım, kışının üzerine köpük diyor, bu şeylerdir artık. Görüntüler ya. Suret mi oluyoruz? Ya mesela suretler işte bu şeyler. Sureti dün biraz dün okuduk. O da suret. Yani bu alem dedik. Suret bak, bu su. Bir suyla buz, yani birbirine dönüşse bile hakikati değişmiyor, sureti değişiyor. Buz da su. Burada lüple kışır diyor. Bu çok farklı bir şey. Lafız mana olduğu zaman... O daha ona gireceğiz. Lafız ve mana girince ayrı bir ders yapacağız onu. O deliler bölgesine hoş geldiniz. Oraya girmedik. Ne yapıyorsun? Kızılicaz'a gireceğiz oraya. Kızılicaz okuyacaksınız o. Kızılicaz'da şey var, lafız ve mana ilişkisini anlatıyor. Bindiriliyor yani lafızın üzerine kimler biniyor. Muhakimattan okuyacağız, daha neler var, daha işlerimiz var. Bunu nasıl tıngır tıngır okunur? Tamam. Deliler bölgesine hoş geldiniz kardeşim. Tamam. Bir anda şok olduk. Ne kadar oldu? Bir saat oldu mu? Ha? 13 dakika var abi. 15 saat. Ha, o zaman bir saat. Devam et, lübü bitirmem lazım. Dersen abi de şuraya bağlayalım. Şimdi. Bağla. Virgül dedi, kışın zararını kuvvetleşir. Burayla bağlayalım. Yani bir insanda kışırı nazar alırsa, kışırla meşgul olsa, lübü nispetle yok olur. Yani cebelliğini unutur, insanlığını unutur. Usta bunu hatırlatmak için bak sana ne verildi diyor. Bir diyor, sana bir vücut verildi diyor.
Sonra onun içerisine hayat monta edildi diyor. Hatırladınız mı? Şeyde yok o. Şualarda yok. Sip o lemalarda var. Ben var zannediyordum. Burayı okumuyordum. Nasıl var diye. 26. lemada bak ne verildi. Ben oraya şey yapmak istiyorum. Her mümin gibi 255. Bak şurada sayfanın altında. Her mümin gibi benim hüviyeti şahsiyem yok levşualarda bu. Bak her mümin gibi benim hüviyeti şahsiyem bir ve mahiyet insaniyemi iki mahiyet insaniyemi anlamak isteyenler ve benim gibi olmak arzu edenler. İstiyorum ustad, ben de senin gibi miraç yapmak istiyorum. Arzu ediyorum. Ne yapayım? Hasbunadaki na, cemiyetinde bulunan enenin, yani nefsimin tefsirine baksınlar. İçsel yapılanmayla meşgul ol. Enfusi derslerle meşgul ol. Ama ustadım çok şey yapıyorsun diyorlar bana. Böyle fazla bir kelime alıyorsun, bir saat konuşuyorsun. 147 mesnevi okusunlar onlar. Çünkü afaki tefekkür ederken icmali geç, tafsilata girme, boğulursun. Enfusi tefekkür ederken inciden inceye tetkikat yap. Marifet buradadır. Bir de bir şey diyor orada. Şu şuradadır diyor. O 147'yi açar mısın? Enfusi tefekkür ederken 147 sağ tarafta, en üst tarafta. Ne? Lakin nefsin de batınlı hususu ahvalini tefekkür ettiğin zaman derinden derine. Sonra derinden derine? Tafsilat ile tetkikat yap. Tamam. Sonra? Bak nefes nasıl alacaksın? Son afaka geçti. Şey, nefes işte şey budur diyor. Altta mı diyor? Altta diyor. Nefsi dur. Tefekkürde. Tafsilatlı afaki tefekkürdeyse icmali yaparsan vahdete tekarruf edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham seni havalandırır, enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiatı kalbeder. Bak dört tane sıfatın pisliklerimiz dışarıya çıkar. Siyasetle, geniş dünyada, şunla bunla böyle adamı bak ne yapıyormuş. Bir de oku, eğer yok güneşin çapı şuydu da şu kadar mesafeden çekiyor, bu böyle derste bunlar... Sırf basit bir misal ver geç. Elektronik tamam mı? Tren burada gidiyordu bak sürtünme şey o kadar. Yok siyasi geniş dairedir. Yok güneşin çapını. Yok bağırsan 7 tane çapında şu var şu. Girersen bak ne olur? Evham seni havalandırır. Evham seni havalandırır. En büyük evhamlı doktorlar oluyor. Sonra bilenler. Oluyor enaniyetin kalınlaşır. Çok iyi biliyorum. Evham ne yapar? Havalandırır. Niye havalandırır? Vay be her tarafımız mikrop ya. Bu mikropları bildin mi? Ödüm patlıyor da yemek yemiyor. Yoğurtu bilseler ki hep mikroptur kimse yemez. Şimdi evham havalandırır sonra enaniyet. Biliyorum ya sonra. Gafletin kuvvet bulur. Gaflet kuvvet bulur. Üç. Tabiata kalbeder. Tabiata kalbeder. Evham havalandırır diyor. Başka? Dört tane mi? Enaniyetin kalınlaşır. Enaniyet. Gafletin kuvvet bulur. Ne bir dakika? Enaniyetin kalınlaşır. Gafletin kuvvet bulur. Gafletin kuvvet bulur. Tabiata kalbedir. 6 tane, 7 tane oldu. İşte dalalete isar eden kesret yolu budur. Ya. Gördün mü? 4 tane. Yani böyle afaka şu ne yaptı, şu çapını düşün ya kardeş. Senin kendi çapını bak ya. Yani nefsinin tefsirine baksınlar. Emnetsiz, hakir ve fakir görünen vücudum. Bak vücudum. Her müminin vücudu gibi neymiş? Vücut. Gir içeriye. İçine ne koymuş vücuda? Hayat neymiş? Vücudun içine hayat koymuş. Gir içeriye bindirilmiş. İnsaniyet neymiş? Onun içine bir şey de koyuyor. İslamiyet neymiş? Gir içeriye. İmani, tahkiki neymiş? Yani bu dersler neymiş? Bu dersler uzanla yakınlara alakası olan der ki olan ne artistik yapıyor, aşağı yapıyor falan. Diyenler varmış mutlaka zannediyorum. Ama onlar neymiş? Sonra bak. Marifetullah neymiş? Marifetullah böyle oluyor. Bilgi böyle şeyleri, malzemeleri, tıbbı, fiziği bilmek değil.
Güzel ders yapmak değil. O onları malzeme yapıp enfusi yapılandırmanı ve uyandırmak marifetullah. Marifetullah dima değil. Dimadaki bilgileri vicdana indiriyorsun. Vicdana indirince ilk sana karşılaşan iradedir. İbadete dönüştürüyorsun bilgileri. İbadete dönüştürdüğün zaman sende zihin geliyor. Zihin de marifetullah oluyor. Yani bu bilgiler şöyle oluyor sana. Aşağıya yukarı, aşağıya yukarı, aşağıya yukarı. Pervane. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Değil mi? Pervane var ya dönüyor. Rüzgarla. Sonra ona bağlı olan endübi var. Burada havada yok. Havada olsa elektrik imal edilmez. Burada. Dört tane disk var. Bir, iki, üç, dört. Edile-i şeriye. Tamam. Burada dönen endüvi bunun içinde dönüyor. Burada nasıl oluyorsa hiçlikten bu hava boşluğunda böyle olsa olmaz burada. O enfusi dönüş öyle değil de afaki dönüş öyle. Bu afaki dönüş. Bu enfusi dönüş. Burada nasıl oluyorsa bunun içinde dört tane diskin içinde burada manyetik bir alan oluyor. Elektrik. Bu elektrikle de zeytinburnunun binlerce şey çalışıyor. Bu namazdır. Eğil kalk. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Subhanallah, 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 subhanallah. Niye dönüyorsun kardeşim? Pervane niye döndüğü için. Bu endübi nedir? Dimağdır. Bu içinde döndüğü zemin dört tane kalptir. Veya ruhun dört vasfı. Buradan çıkan elektrik de elde edilen o namazla, hareketle elde edilen enerji ruhun içindeki istidat ve kabiliyetleri çalıştırmasıdır. İşte bu da marifetullah. Şuradakiler. İşte zihin içindeki irade ibadetullah. İbadetullah'a yapan yani aşağı yukarı aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya ne yapıyorsun? Pervane ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Ne oluyor? Pervane arkasında ne oluyorsa benim de böyle oluyor. Ondan sonra marifetullah oluyor. Yani dimadaki şey şu endüvi dönünce bu dimadır. Ortaya çıkan enerji tok aşağı iniyor. Aşağı inince ne anlarız? 77 hutbe-i şamiye his diyor. Yani burada elde edilen enerji aşağı şehre iniyor. Ondan sonra insanlara iniyor. Vicdana iniyor. Vicdanın ilk muhatap olduğu yer iradedir. İradeye girdiğini nasıl anlarız? İbadetullah olarak gösterir. İrade kendisini ibadet olarak ifade eder. İbadeti yapınca aşağı yukarı aşağı yukarı bizde zihnimizi aktif eder. Zihnimize girdiğini nasıl anlarız bu ceyran? Marifetullah olur. Marifetullah olduğu bir insanda nasıl anlarız? Hissini aktif eder. Hissine girer. His nedir? Dostunu, düşmanını, sevgilini, nefreti, düşmanı hep Allah tayin eder. O da şey yaptı mı artık sen hak ettin müşahadetullah. Latife-i Rabbani de Allah müşahede eder. Çünkü Allah böyle Allahu Ekber Allah pervane dönünce elektrik imal ediyor. Elektrik imal edince televizyon çalışıyor. Televizyon çalışınca çanak anten çalışıyor. Çanak anten de benim görmediğim uyduyu, gözümle görme mümkün olmayan uyduyu ve uydudan gelen sinyalleri de gözlerim görmez. Çanak antene girdiğini gözümle bile görmez. Çanak antene gelen filmler kabloyla televizyonda gözükür. Televizyon kasıt bedendir. Oradaki program ruhtur. Çanak anten latife-i Rabbani'dir. Haşa uyduya misal Allah'tır. Gelen filmler imandır. Orada seyredersin. Ama bu dönmesi lazım ki bu sistem çalışsın. Burada kesiyoruz. Lubanladık Allah'ın hakikatini dönüştürmeye, içsel yapılarımıza malzeme yapmaya, rızası dairesini hareket etmeye, dostumuzu, düşmanımızı da Cenab-ı Hak tayin etmeye Cenab-ı Hak nasip eylesin. Yani. Şunu da söylemek istiyorum. Aklımızı, kalbimizi, duanızda söyleyin. Ya Rabbi, aklımızı, amin. Ya Rabbi, aklımızı, kalbimizi, fiilimizi tek hakikat yap. Tek bir imtizaç ettir ya Rabbi. Birisi böyle, birisi böyle çalışmasın Allah'ım. Aklımı, kalbimi, fiilimi imtizaç ettir. Tek yap ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin.